Ülke TV ekranlarından herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Başkanlar Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ekonomik potansiyeli, kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu, nüfusu, büyükşehir statüsüyle metropol bir kent olan Gaziantep'i konuşacağız bugün. Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin stüdyo misafirim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Nasılsınız Sayın Başkanım? İyiyiz, iyiyiz. Çok şükür. Gayet iyi çalışıyoruz. Gaziantep güzel bir şehir ama biz şimdi dışarıdan baktığımızda aklımıza gelen sizin de hep duyduğunuz fıstık ve baklava. Ama aynı zamanda bilim şehri, evet, eğitim şehri Gaziantep. Biraz sizden dinleyebilir miyiz rica etsem? Aslında şöyle, tabii bereketli hilal noktasındayız. Mezopotamya, Doğu Akdeniz hattındayız. Çok bereketli topraklar var. Çok özel ürünler var. Bundan kaynaklı da çıkan yeni ürünlerimiz var. Mesela fıstık. O coğrafyanın en önemli ürünü, evet, bölgenin en önemli ürünü. Fıstığa dayalı sanayi ve fıstıktan dolayı yeni tatlar, yeni lezzetler var. Baklava da Avrupa Birliği coğrafi işaretini almış çok özel bir tatlımız. Evet. Fakat Gaziantep kebap, lahmacun, baklava, fıstık şehrinin dışında başka bir şehir. Evet. Şehri ayın tabi cihan diyor Evliya Çelebi. Bu şehri anlatmaya ne kalem ne kelam yeter diyor. İpek yolundayız. İpek yolunu ticaret yoluna dönüşen büyük bir medeniyetin taşıyıcısıyız. Ve bütün medeniyetler en güçlü dönemini o bölgede yaşamış. Bir Roma dönemi, bir Hitit dönemi, bir Osmanlı dönemi. Burada özellikle bu her medeniyetin en güçlü dönemini yaşayan bir iklim var. Bir tarih var, bir coğrafya var. Bundan kaynaklı özel bir sanayi altyapımız var. Evet. Bundan kaynaklı özel bir kültürel miras ve kültürel turizm altyapısı var. Evet. Dolayısıyla öne çıkan bu. Biz belediye başkanı olunca küresel ölçekte şehrin rekabet etme gücünü bilimsel olarak ölçümledik. Herkese sorduk. Aynen sizin dediğiniz gibi algı. Hep öyle değil mi? Baklava, fıstık başka bir şey gelmiyor. Aslında iyi bir şey. Baklava, fıstık şehre bir çekim gücü oluşturuyor. Baklava, fıstık da çok lazım. Evet. Her şey bittiğinde günün sonunda sofrada bizi birleştiriyor. Fıstık aynı zamanda şifa, baklava aynı zamanda tatlı yiyip tatlı konuşalımın, evet, en büyük ürünü. Fakat şehir yalnızca o değil. Değil. Şehir o kadar güçlü altyapısı var ki. Baktığınızda biz bu şeyi çıkarınca çalışmayı, dediler ki ya ne öne çıkıyor? Sanayi desek tek sanayi değil. İşte yüksek teknolojiye geçen, oradan beraberinde sanayi altyapısını kuvvetlendiren başka bir çalışma yapıyoruz. Şu an 250 bin kişinin çalıştığı elimizde Türkiye'nin en büyük organizesi var. O kadar önemli ki Doğu ve Güneydoğu hattında Gaziantep'e gelince bir sanayi kalkınma modeli varsa bu sanayi ve sanayicilerimizden oluyor. Akşamdan sabaha sanayi kültürü de oluşmuyor. Akşamdan sabaha sanayi kültürünün oluşması için en az 5 kuşak gelmen gerekiyor. Doğru. 5 kuşak. Dolayısıyla 5 kuşak gelen çok güçlü bir sanayi altyapısı var. Beraberinde 100. yıldayız. Cumhurbaşkanımızın himayesinde 100 yıl önce ecdat Zerdani çekirdeğine de açlığa direnerek ikinci bir Çanakkale, ikinci bir Pelevne'yi yaşamış. Ya istiklal ya ölüm demiş ve, evet, o topraklardan vatan olarak devam ettirme iradesi koymuş. Bugün Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür dediği 100 yıl sonra aynı şeyleri konuşuyoruz. Ecdat o gün canıyla, evladıyla bu sınavı vermiş. İman varsa imkan vardır demiş karşıda. Evet. Koca dünyanın bugün yaşanan işte en güçlü orduları var. Ve sen orada direniyorsun, direnen şehir. Şehri güvenli hale dönüştürüyorsun. Gazi Meclis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında bunun için özel oturum yapıyor. Şehri gazi yapıyor. Bu Anadolu için ve bölge için, tek Gaziantep diye değil, Malatya'dan, Şanlıurfa'dan, evet, başlayan, Kahramanmaraş'tan başlayan büyük bir bölgesel altyapı var. Burada bu moral ve motivasyon bütün Anadolu'ya ilham oluyor ve Osmanlı'dan, Osmanlı'nın küllerinden kalan yeni cumhuriyeti kuran sınırlar Gazi şehrin, ecdadın, dedelerin o duruşuyla belirleniyor. O yüzden
Tarih şehri Gaziantep, evet. Kahramanlık şehri Gaziantep deyince de değil mi Sayın başka bir şey var. Evet. Şu yüzden biz Panorama Müzesi yaptık. Evet, oraya da geleceğiz. Ama onun öncesinde göreve geldiğiniz günden bu yana siz sosyal belediyecilikten ödün vermeden çalışıyorsunuz. Bu anlamda yapmış olduğunuz projeler de vardır diye düşünüyorum. Evet. Biraz bahseder misiniz lütfen? Şöyle, tabii bunu aslında Cumhurbaşkanımız 94'te İstanbul'la başlayarak bir şey söyledi. Kerim Devlet'in aslında bir yerel ayağı var. Kalkınma yerelde başlar, demokrasi yerelde başlar. Bizim devletimiz buna, medeniyetimiz Kerim Devlet diyor. Ama modern dünya sosyal devlet diyor. Sosyal devlet ne? Herkesle birlikte yol gitme. Evet. Yetim, yaşlı, mağdur, muhtaç, kimse geride kalmasın. Kimse mağdur hissetmesin kendini. Bu bize dair bir medeniyet. Evet. Ama bunun kalkınma modelini Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde o 94 ruhuyla İstanbul hissetti. Üniversiteye gidemeyen bir çocuk da orada hayat buldu. Evet. Bir yetim de hayat buldu. Başka bir şey yaptı. Yeni nesil belediyecilik. 94 ruhu. Sosyal belediyecilik, insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsan merkezli. Aynen, insanı merkeze alacaksın. Önce insan. Evet. Önce insan. Biz, ben özellikle Aile Bakanlığı'ndan, Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan gelince devlet ne yapıyor? Dünya nereye gidiyor ve biz ne yapmalıyız? Bunu çalıştık. Hatta arkadaşlar dediler ki ya başkanım biz belediye başkanıyız. Biz ne Aile Bakanlığı'yız, ne Sağlık Bakanlığı'yız, ne Milli Eğitim Bakanlığı'yız. Dedim ki o zaman yeni bir dünya geliyor. Her şeyi bakanlıklardan ve Ankara'dan bekleyerek 2 milyonun bize emanet olduğu bakışını yavaşlatamayız. 2 milyon bize emanet. Evet. Bir de daha 500 bin mülteci bize emanet. Ensar ruhuyla Yesrib'i Medine yapan, canını, ailesini, namusunu kurtarmak için bir cuma saati kimyasal silahların altından kalkarak nereye gidersin? En güvendiğin yere gidersin. Doğru. En güvendiğin, kendini korunaklı hissettiğin yere gidersin. 500 bin mülteci. Kurtlar, kuşlar, ağaçlar hepsi bize emanet. Doğru. Canlar bize emanet. Bu bakış açısıyla bakınca biz sosyal belediyecilikte başka bir şey yaptık. Ne yaptın başkanım deyince çocuk daha doğmadan önce, daha doğrusu şöyle, eğer bebeği yoksa, o da bakanlık tecrübemizde, tüp bebek desteği bakanlıkta başlamıştık. Acıbadem'den hiç unutmuyorum Mehmet Ali Bey geldi, dedi ki ya benim tıbbi olarak bunu yapacak gücüm var ama kim buna muhtaç? Deyince dedim ki biz zaten kaymakamlıklar üzerinden biliyoruz. Bize talep geliyor. Evet. Biz bunların dedim nerede kalacağınıza size yardımcı olalım. Nasıl gideceğine yardımcı olalım. Mahalleye geldim dolaşıyorum. Kadın olunca anneler çok çabuk daha yaklaşıyor. Diyor ki ya başkanım bebek yok. Yaptıracak gücüm yok. Ailede büyük bir baskı var. Dolayısıyla yardımın ihtiyacım var. Evet. Çok hızlı orada bir merkez kurduk. Bununla ilgili yapılması gerekenlerle ilgili. Şimdi seni mahalleye gidiyorum diyorum ki başkanım bu senin bebeğin, bu senin çocuğun. İsminiz de veriyorlar mı sayın başkanım? Veren var, vermeyen soruyorlar diyorum ne istiyorsan onu ver. O kadar güzel bir şey ki o gün verdiğiniz destek kocaman bir genç kız olmuş mesela. Siz bu ailelerinden birisiniz aslında. Aynen onları. Öyle. Bebek hamile olunca annelere anneye süt bebeğe can. Bu niye? Evet. Çünkü prematüre doğum oranı yüksek bölgede. Bir de anne ve bebek ölüm oranı yüksek. Evet. Bunu akademik dünyayla, sivil toplumla konuşuyorlar. Dediler ki başkanım annenin süt içmesi lazım. Bir bardak süt gün mutlaka içmesi lazım. Biz o zaman anneye süt bebeğe can diye kendi sütümüzden, Gaziantep'teki sütten paketlettik. Bir sistem kurduk. Evlerine teslim ediyoruz. Ay ne güzel. Başkanın selamı var diye. Bebek doğuyor. Hoş geldin minik hemşerim. Bir annenin neye ihtiyacı varsa hepsini temin ediyorsunuz. Veriyoruz. Bebek biraz büyüyor. Kreş ve çocuk kütüphaneleri başlıyor. Evet. Bebek okula başlıyor. O okulda ne var? O okulda neye ihtiyacı var? Rehber öğretmenle çalışmaktan tutun. Beraberinde kütüphaneler. O her yaş grubuna göre genç dostu bir şehir, çocuk dostu bir şehir. Aslında hayatı hazırlıyorsunuz evet, Sayın Başkanım evet. Bir bakıma kadın değil dostu mi? Bir şehir, aile evet. Dostu bir şehir. Evet. Her aşamasında mesela şu an gençlerle ilgili inşallah üniversiteler başladığında açacağımız bir gençlik paketi var. Gençlerin yapmak istediği her şeye dokunacağımız yeni bir çalışma başlatıyoruz. Bunlar bizle beraberinde sosyal belediyeciliğin altyapısını koyuyor. Engelliler.
Engelsiz yaşam çok merkezi. Ehemmiyet veriyorsunuz biliyorum bu konuda. O kadar güzel bir merkez açtık ki yürüyemeyen çocuklar yürümeye başladı. Hayatlarını kolaylaştırmak adına yaptıklarınızı öyle gerçekten bir hayranlıkla izliyorum. Evet. Konuşamayan çocuklar konuşmaya başladı. Hidroterapi yapıyoruz. Çok güzel havuzlarımız var. Evet. Verilen desteklerle çok güzel başarı hikayelerimiz var. Onlar mutlu. O mutluysa aile mutlu. Aile mutluysa şehir mutlu. Evet. Bu hepsi aslında silsile gibi değil mi? Birbirine evet. sirayet ediyor. Domino taşı gibi evet. birbirine evet. sirayet ediyor. Peki hali hazırda yaşamış olduğumuz maalesef Sayın Başkanım ne zaman bitecek bilmiyoruz. Bir salgın süreci var. Siz Büyükşehir Belediyesi olarak neler yaptınız? Vatandaşlara ne gibi destekleriniz oldu? Çok yordu ya. Yani yordu değil mi? Hakikaten çok yordu. Ama hemen çok hızlı bir şekilde zamanın ruhu ve ciddi bir sosyal destek sistemi. Sosyal destek sisteminde mesela çiftçinin ne ihtiyacı var? Evet. Esnafın ne ihtiyacı var? Hangi esnafın ne ihtiyacı var? Onun için onları dinlemek gerekiyor. Dinlediğimiz zaman dedim ki biz bize dair olan bütün giderlerinizi %50 indiriyoruz. Evet. Çünkü bizim aldığımız bizden kaynaklı. Bir de dedim size sosyal destek. Bizde çok güzel Anadolu'da bir söz var. Varanı veren utanmamışlar. Neyse yani gücün ölçüsünde. Evet. Birine mali destek, öbürüne hijyen desteği. Diğerine ekonomik destekle birlikte işte bir sosyal yardım desteği. Yani makro değil, tek tip değil. O esnaf grubunun neye ihtiyacı var? Mesela 17 gün kapanmada bayram öncesiydi hatırlarsanız. Evet. Çiçekçilerinde çiçekçi kaldı. Çiçek kaldı. O çiçeklerin hepsini alıp anneler gününde götürdük. Ay verdik. Çok zarif bir davranış. Ayakkabıcının ayakkabılar evet. kaldı. Onları aldık, yetim çocuklara dağıttık. Yani o anda neye ihtiyaç var? Hangi sektör bundan etkileniyor? Mesela ilk başladık, maske yok. Bütün maskeleri Gasmek'te kendimiz ürettik. Çünkü kumaş, organizeden kumaşı üreten bir şehir, maske üretmesi lazım. Gasmek'te kurulu bir sistem var. İlk maskeleri belediye olarak ürettik ve ücretsiz dağıttık. 15 günde 15 milyon maske. Okullar güvenli hale gelmesi lazım. Okullar evet. açılacak. Orada tek kullanımlık maske, sticker, sıvı sabun hepsini temin ettik. Anneleri okul bahçesinde topladık. Bu okul nasıl temiz olacak, nasıl güvenli olacak, çocukları koronadan nasıl koruyacağız, ne ihtiyaçları var? Bütün malzeme desteğini verdik. Öğretmenlerimizle birlikte çalıştık. Gelen genelgeler var. Bu genelgelerde zaten bilim kurulundan kim ne yapacak çalışıyor. Valimin başkanlığında çok hızlı koordine olmak gerekiyor. Biz de lojistikçiyiz. Evet. Bizim neye gerek? Mesela pandemi süreci bizim en önemli şey dijitalleşmeyi. İnternet ağı yok. İnternetim çekmiyor diye. EBA'ya giremiyorum diyor. Evet. O bölgelerde kırsalda kiralama yaptık. Eğitimden uzak kalan çok çocuk evet. oldu. 80 bin tablet dağıttık. Evet. Elimizdeki bütün imkanlarla. Elimizdeki tabletleri alıp çocuklara verdik. Alamayan çocuklara verdik. Doğru. Gasmek'leri açtık. Şu anda bizim Gasmek'lerde 600 öğretmen var. Olağanüstü bir model bu. Buradaki İsmet modelinin aynısı. Evet. Buraları açık kapı, halka açtık. Demeye çalıştığım hakikaten çok zor bir dönemdi. Ama bana göre buradan en az zararla çıkıp bir taraftan ekonomini koruyacağım. Bir taraftan şehri sağlıklı yapacağım. Bir taraftan şifa paketleri hazırladık. Korona olanların hepsi de şifa paketi. Ne bu başkanım? Kadın kooperatiflerin ürettiği sumağından narına, sarımsağına bizim ürünlerde doğru çinko ürünler, var. Değil mi? Evet evet kadın kooperatifleri üretiyor. Evet. Tarım okulu açtık. Bunlar bilim dünyası diyor ki yüksek bağışıklık gerekiyor. Yüksek bağışıklık için de çinko, magnezyum, C ve D lazım. Zaten bunların içinde bu var. Evet. Narın içinde bu var. Çünkü bereketli hilal diyorum. Sarımsağın içinde bu var. Biberin içinde bu var. Kendi ürünlerimizin hepsini paketledik. Korona olan bütün hastalara geçmiş olsun deyip şifa paketi gönderdik. Sağlık çalışanlarının bütün ulaşım desteğini ücretsiz hale dönüştürdük. Hala ücretsiz. Şu anda devam ediyor. Devam ediyor. Yani sularla ilgili indirimler yaptık. Maske mesafe temizlikte biz suyu daha hızlı, daha ulaşabilir, daha uygun bir şekilde vermemiz gerekiyordu. İlk geldiğimizde Türkiye'nin en pahalı 3. suyunu içiyorduk. Şu an 15. sıradayız. Hem zam yapmıyoruz hem de şehit yakını, gazi, yetimlere %50 indirim yapıyoruz. Engelliler de zaten suda %50 evet. indirim kullanıyorlar evet. değil mi evet, Sayın evet. Başkanım? Bu bizim özellikle dezavantajlı grupların hepsine %50 indirimle veriyoruz ki daha rahat ulaşabilsinler
ve daha rahat hijyen ortamını sağlayabilsinler. Sayın Başkanım, Gaziantep metropol bir şehir. Küçük İstanbul'a benzetiyor musunuz? Çok benziyor. İstanbul'a aynen, benziyor değil benziyor, mi? Aynen onun çok gibi. Ve metropol şehirlerde de az önce ifade ettiğiniz gibi su ve ulaşım çok önemli. Evet. Peki siz Gaziantep'in trafik sorunu çözebildiniz mi? Mesafeler kısaldı mı? Son durum nedir? Çözmek çok büyük yatırım istiyor. Evet. Yaklaşık 20 yıldan beri. Tek bizim dönem de değil. Asım Başkan 2004'deki yaptığı çalışmalara bakarsanız çok hızlı göç alıyoruz. Evet. İrileşmeden sağlıklı büyümemiz lazım. İki şeyi akıtmamız lazım. Biri su. Vücutlar insan vücuduna benziyor. Şehirler. Evet. İki şeyi akıtmamız lazım. Aynen kan gibi. Nasıl vücutta kanın sağlıklı akması gerekiyor. Suyun akması lazım. Ulaşımın akması lazım. Suyu yönetmede 130 kilometreden Helete'den Küçük Melen gibi çok büyük bir projeyi 2 yılda tamamladık. Eğer Cumhurbaşkanımız olmasaydı, eğer Ankara'daki bu gücümüz olmasaydı, onun bu şehir kendi kendine yeten şehir, her şeyin en iyisini hak ediyor dediği duruş olmasaydı biz bunu başaramazdık. Bunu yönettik. Evet. Hem 4 kat su kalitesini iyileştirdik, hem de hızlı suya kavuşmasını. İkincisi ulaşım. Ulaşım Master Planı 2014 yılında yaptığımız zaman, Ulaşım Master Planı'nda bizim çok hızlı metroya geçmemiz gerekiyordu. Şimdi bir de yeşil kalkınma diyoruz. Evet. Havayı kirletmememiz lazım. Eski bütün otobüsleri, filoluyu kaldırdık. Karbondioksit salınımını azaltmak için gençleştirdik. Daha da önemlisi elektrikli otobüse geçmek için çalışmalar başlattık. Bisiklet yolları, bisiklet yolunu ve bisikleti artık bir ulaşım aracı olması için tesis gerekiyor, yol gerekiyor. Daha fazla bisiklet teşvik etmek gerekiyor. Evet. Burada özellikle ulaşımla ilgili metroyu çalıştık. Şu anda metro yatırım programına alınmak üzere. Gazi Ray dediğimiz küçük sanayi organize arasında 25 kilometreyi tamamladık. Son 6 ayımız. Günde 100 bin kişi, biz işçi memleketiyiz. 400 bin kişi çalışıyor. Çalışmak zorunda. Çarpı 5 dediğiniz zaman biz işçi memleketiyiz. Küçük sanayi organize arasında günde 100 bin işçimizi işçi servislerinden değil, tamamen konforlu Gazi Ray dediğimiz, daha da önemlisi milli ve yaylı tramvay yapıyoruz Sakarya'da. Önce kiralamayla taşıyacağız. 1 yıl içinde de kendi tramvayımızı. Sizin hayaliniz değil mi Sayın evet, Başkanım? Evet, yaylı ve milli tramvayı. Evet. Çinliler yapmak istedi. Biz dedik ki hayır, biz yapacağız. Şu an Sakarya'da üretimi yapılıyor. Daha da önemlisi halkımıza rengini sorduk. Onların fikrini alarak evet, yaptık. Onlar tercih ettiler. Şimdi çok güzel bir çalışma yapıyoruz. Yani ulaşımla ilgili bir taraftan karayolu, 12 köprülü kavşak yaptık bir dönemde. Dün biz Mersin'den buraya geldik. Karayolu bölgeye gittik. Yeni köprülü kavşaklar yapmamız gerekiyor. Emniyetle, trafikle sıkışma bölgelerini evet, belirledik. Kim ne yapacak? Biz ne yapacağız? Onlar ne yapacak? İlçe ne yapacak? İkincisi, özellikle şehri açmamız lazım. Şehir kişi başına yoğunlukta Moskova ile yarışıyor. Nasıl yapacaksınız ulaşımda? Çapı genişletmeniz lazım. Yeni uydu şehirler yapmanız lazım. Onların bağlantısını sağlamamız lazım. İnsanlar merkeze ister gelsin ister gelmesin. Evet. Bunu çalışıyoruz şu anda. Ulaşım ağıyla ilgili kısmı, Ulaşım Master Planı ağıyla ismi kısmın daha yarısını tamamlayabildik. Ne çünkü zaman büyük biter? İşler bir dönem daha bir lazım. Bir dönem daha lazım. Yayalaştırmayla ilgili yine. Yayalaştırmaya da milletimiz o kadar direniyor ki. Niçin normalde bizim kültür merkezinin evet, olduğu yerde, eski Antep'te yürütmemiz lazım. Orada yayalaşma olduğu zaman sanki esnaf diyor ki benim işim azalacak. Halbuki oradaki otobüsteki adam alışveriş yapmıyor. Yapmıyor, doğru. Tamamen psikolojik. Orada geçen araba alışveriş yapmıyor. Oradaki yürüyen kişi alışveriş yapıyor. Bunu mesela Paris, bunu Londra yayalaştırma bölgesinde tamamlamış durumdalar. Evet. Biraz zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. İşinin azalmayacağını, artacağını gösterecek şekilde anlatmak gerekiyor. İkna mı etmek gerekiyor acaba onları? Denemeleri yaptık. 2 saat kapatmayla bile kıyamet koptu. Olur. Onları sürekli ikna ede, çünkü onlar için yapıyoruz. İşte biraz mermer su hesabı mücadele ede de inşallah orayı yayalaştırmayı da başaracağız. İnşallah. Ve az önce program başında ifade ettiğiniz gibi ben hemen o konuya da değinmek istiyorum. Ekrana da gelecektir görüntüler. 25 Aralık 1921 Gaziantep düşman işgalinden evet, kurtuldu. 100. yılında her evin bir şehidi oldu değil mi Sayın Başkanım? 63.6317 değil mi? Şehit verildi. Şehrin nüfusu 47 bin. Evet. 2010, 1914.
Şehir bu mücadeleden sonra 47 binden 25 bine düşüyor. Her evin bir şehidi korkunç. Oldu ve şehir gazi oldu. Korkunç. Evet, korkunç. Ve öyle büyük bir acı var ki, öyle bir can yanıyor ki, öyle büyük bir mücadele var ki, bunu genelkurmay Gaziantep'in bu mücadelesini askeriyede eğitim olarak okutuyor. Bir şehir nasıl kurtulur? Evet. Bunun için ne yapılması lazım? O yüzden biz Kültür AŞ'de özellikle Atatürk'ün Gaziantep'e gelişindeki o 36 saatte neler yaptı, nasıl mesajlar verdi, evet. ne farkı vardı bunu belgeselleştirdik. Evet. Genelkurmay'la birlikte çalışarak büyük bir onur var, şeref var, tarih var ama büyük de bir de ders var. Evet. Ali İzzet Begoviç diyor ya, ders alırsan tekrar etmez. Tarih diyor tekerrürden ibarettir. Evet. Ders alırsan tekrar etmez. Ne ders çıkaracaksın? Bugünün şartlarına göre onlar olmasın diye koruyucu tedbir almamız gerekiyor. Doğru. Kendi o bölgede güçlü olmamız gerekiyor her yönden. O gücü nasıl temin edeceğiz? Milli şuur dediğimiz o milli mücadele ruhunu gençlere özümsetmemiz, ecdadın yaptıklarını iyi anlatıp geleceği onlarla inşa etmemiz gerekiyor. Şu anda da ekranda evet. Antep savunmasını gözler önüne seren 25 Aralık Panorama Müzesi. Çok fazla panorama müzesi var Sayın Başkanım ama Gaziantep'tekinin ayrı bir yeri var değil mi? Ayrı bir farkı ne özelliği var. Var. Aslında evet. Ben bunu Fatih İstanbul'daki 1453'e gittiğimde inceledim önce bir. 1453'teki o günün teknolojisiyle yapılmıştı ve offset baskı. Çanakkale geçilmeze benziyor aynı. bunu yapan Rus ressam. Evet. Rus ressamla biz bu anlaşmayı ne zaman imzaladık? Hatırlarsanız Rus uçağı düştü. Evet. Büyük bir kriz var. Bir 10 gün. Dedi ki Putin duysa beni öldürür başkanım dedi. Biz gizli imza attık. Zaman kaybedemeyiz. Bir an önce yapmamız lazım. Bu işte hakikaten Azerbaycan çok başarılı. Yağlı boya ve ressamları evet. çok iyi kendi kendini yetiştirmiş durumda. Bu iş sanat istiyor tabii. Korkunç. Yani evet. o yüzden. Kaç yıllık emek var Sayın Başkanım? 7 yıl oldu. 7 yıl uğraştık ve gönüllü çalıştı. Buradaki evet. bilim kurulu gönüllü çalıştı. Tarih kurulu gönüllü çalıştı. Kimse Mimarlar Odası gönüllü yaptı. Hiç kimseye biz Antep modeli de tam böyle bir şey. Hiç kimseye bunların para vermedik. Hepsi birinin bilgimi, birinin zamanı. Kimin nesi varsa aslında o sahabe ruhu dedikleri burada tecelli etti. Tarihle sanat iç içe girmiş. Evet. O da iyi sanatçıyla oluyor. Evet. Eğer o gün o Rus ressamla o cesareti gösterip o imzayı atmasaydık bunu başaramazdık. Muhteşem bir eser çıktı. Gelen herkes acayip etkileniyor, ağlayarak çıkıyor. Çok etkileyici ama gerçekten. O yüzden herkesi buraya davet ediyoruz. Gaziantep geçilmez olmuş şimdi. Aynen öyle. Değil mi? Gerçekten öyle. Gerçekten önceden öyle. Gaziantep dendiği zaman tarihi olarak Zeugma ziyaret edilirdi. Evet. Şimdi buraya gelinecek evet, galiba değil mi? Aynen. O zaman herkesi buradan Gaziantep'e de çok yakışmış bu arada. Zeugma Roma dönemi. Evet. Hepsi çok kıymetli. Bütün çok. O bizim tarih boyuncaki bütün medeniyetleri. Mesela şimdi bir Kargamış var. Hitit dönemi. Evet. Yesemek var, Hitit dönemi. Hepsi geçici, UNESCO'nun geçici listesinde. Bu iş tanıtımla alakalı. Tesisleri tamamladık, artık tanıtmamız gerekiyor. Daha fazla insanı buraya getirmemiz, bu gelen insanlar tanımadığın, bilmediğin düşmanı, dünya barış içinde bunu görmesi gerekiyor. Bu o kadar çok müze deyip geçmemek lazım. Doğru. Çok büyük yan etkileri var, olumlu yan etkileri var. Vatandaşların talepleri ne yönde, yorumları ne yönde? Tarih öğretmenlerini getirdik. Öğretmenler dediler ki ya kitapta anlatmamız mümkün olmayan şeyi çocuklara anlatma fırsatı verdiniz. Çocuklar geldi. Belki yüzlerce sayfa okuyacağımız kitabı bir görselde, görsel idrak çok önemli. Evet. Anlamamıza vesile oldu. 600 bin çocuk var şehirde. Olağanüstü bir şey yani. Çok. O yüzden bu çocukları yarın yöneticileri olacak, adaletli bir yönetici nasıl olacak, kendi medeniyet kodlarımız neyin talimatını veriyor, buradan ne ders alacağız, bu görselle bu mesajı veriyoruz biz. Yalnız benim dikkatimi çeken bir şey oldu Sayın Başkanım. Şimdi engellilere ehemmiyet verdiğinizi biliyorum ama buraya ziyarete gelen işitme engelliler de var. Evet. Onlar için yapmış olduğunuz muhteşem, takdire şayan bir eğitim var. Bahseder evet. misiniz lütfen? Evet, şimdi tabii biz işitme engelli, görme engelli, bütün engel grupları için özel çalıştık. Buraya geldiklerinde işitme engelliler için sesli betimleme var. Evet. Orada sesli betimlemede baktığı, gördüğü şeyi dinleyerek,
Yani şimdi kimin hangi şeyi varsa, mesela görmüyorsa sesli betimleme, duymuyorsa orada görsel idraki geliştirecek hocaların anlatımları var işaret diliyle. Evet. İşaret diliyle bunları anlatıyor. Yani hangi engel grubu ne tür destek gerekiyor? QR kodla da o desteği veriyoruz. Dijitalleşme de var. Her engel grubu geldiğinde buradan alacağı hizmeti tematik çalışarak ve altyapıyı koyarak onları açıyoruz. Daha da önemlisi, çocuğunu bırakmak istiyorsa kreş var. İçeriye kreşe girdiği zaman da burada küçük küçük oyunlar var, puzzle'lar var. O evet. Çocuk buradan çıkarken yaş grubuna göre oyunlar oynayarak dışarı çıkıyor. Aileler için de kolaylık evet. oluyor aynı evet. zamanda. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası. Evet, Yeşil Şehirler Projesi'nde Gaziantep Yeşil Şehir Ödülünü aldı. Evet. Aynı zamanda, gerçi biz yeşil dendiği zaman Sayın Başkanım ağaç dikiliyor gibi hissediyoruz ama ağaç dikmeyle alakası yok bunun, değil evet, mi? Evet. Ağaç da önemli de tek ağaç değil. Tek ağaç değil. Evet. Biraz anlatır mısınız şöyle, bize? Şöyle, şehir nasıl yeşil olur? Biz 2014 yılında Ulaşım Master Planı, İmar Master Planı ile bir iklim Master Planı yaptık. Evet. Şehrin kirletici unsurları ne? Şehri, sanayi şehri, fakat sanayi üretimi yaparken balıkları öldürmeden, ağaçları kurutmadan evet. yüksek biyolojik arıtmaya girerek sanayileşmeye devam etmen gerekiyor. Sanayi kısmı yeşil sanayi. Şehre gelince belediyeyi ilgilendiren kısım enerji. Enerjide kömür oranını azaltıp doğalgaza geçmek gerekiyor. Daha da önemlisi, yenilenebilir enerjiyi artık şehirde kullanılabilir hale dönüştürmek gerekiyor. Kendi tükettiğimiz enerjiyi kendimizin üreteceği hale gelmemiz gerekiyordu. Burada en önemli şey ne? Güneş. Evet. Güneşin en güzeli o bölgede. Teknoloji eksiğinden dolayı güneş enerjisini yeterince kullanamamışız. 2004 yılında ben mühendis olarak sanayi komisyonunda çalıştığımız zaman maden yasası, yenilenebilir enerji, bütün yasal altyapıyı biz orada çıkarmıştık. Hukuk devletinde bu işi kolaylaştırmak önemli ama bir o kadar da bunu uygulamak önemli. Biz enerji AŞ'yi kurduk, bilişim AŞ'yi kurduk. Bunu nasıl dijitalleştireceğiz? Bilgi ekonomisini nasıl oluşturacağız? Ve şehri nasıl yeşil yapacağız? Bunları çalıştık. Bunların içerisinde en önemli şey, biraz önce yine söylediğim, ekonomiyi ekolojiye nasıl çevireceğiz? Nasıl kapsayıcı olacağız? Nasıl katılımcı olacağız? Bunları anlatınca ve bunları iyi raporlayınca önce OECD ülkeler içerisinde şampiyon şehir inisiyatifine davet edildik. Çünkü OECD başkanı gelip bunları yaptığımızı görmüştü. Evet. Biz raporladığımız zaman dedi ki ya yazılandan daha fazlası var. Sonra Yeşil Şehir Londra'ya gittiğimizde onlar şehir nasıl yeşil olur? EBRD Avrupa Yatırım Bankası şehrin bütün kirletici unsurlarını ölçümlemişiz. Nasıl iyileştireceğimizi çalışmışız. %50'sini tamamlamışız. Yenisini de yapmak istiyoruz. Bir irade var. Evet. Onun üzerine finansal destek gerekiyor. 27 megawatt güneş enerjisinin yarısını hibe olarak alma kararı verdiler bize. Çok önemli bir şeydi. Evet. O imza ile biz Londra'da yeşil şehir olduk, İstanbul'a geldik. 3 gün sonra bunun imzasını attık. Resmiyete kavuştu. Yani her tarafı güneş enerjisiyle. Şu anda mesela elektrik faturalarından dolayı şikayet var. Evet. Çözüm ne? Yeşil enerji. Güneşi, rüzgarı ve biyogazı çok daha fazla kullanmamız lazım. Bu hem sera gaz salınımını azaltıyor, hem şehri temiz yapıyor, evet. hem şehri yeşil yapıyor. Aslında yeşil şehir temiz şehir demek. Yani doğayı korursak insanı da korumuş oluruz gibi bir şey çıkıyor buradan evet, ortaya. Evet, bir taraftan da kişi başına düşen yeşil alanı çoğaltmak için evet. 100. yıl 100 bin fidan diye başlattık. Evet. Tarım Bakanımızla çalıştık. Çok sayıda fidan diktik. Çok sayıda. Şeyle Tabipler Birliği ile işte sağlıkta ölenlerin ismine ormanlar diktik. Eczacılar Odası ile onların ham maddesi olan defne, ıhlamur, onların o ağaç türlerinden ormanlar, şifa ormanı diktik. Herkesle organizeye gittik, dedik ki işte aileler, iş dünyası, ben orman yapmak istiyorum dedi. Alan lazım, alanlar verdik. O metrekareye düşen yeşil alanların çoğaltmamız, sera gazı salınımını azaltmamız gerekiyor. Evet. Bunların hepsini paketlediğiniz zaman sizi yeşil yapıyor. Yeşil şehir nasıl olunuyor deyince ben arkadaşlara dedim ki biz 2 ayda yeşil şehir olabilir miyiz? Oluruz. Çünkü biz 2014'ten beri zaten yeşil çalışıyoruz. Evet. Bunu iyi raporladığınız zaman, uluslararası dile çevirdiğiniz zaman bu size yeni finansal kaynak ve destekler de temin ediyor.
Yeşilşehir kategorisine girmek bu anlamda çok önemli, evet, çok. Ve Gaziantep'e kazanımları da çok fazla. Çok fazla. Bir de UNESCO yaratıcı şehirler ağına girdiniz değil mi? Çok güzel oldu. Gastronomi şehri oldu aslında. Evet. Gaziantep zaten mutfağıyla çok ünlüydü. Bir de bu resmiyete kavuştu. Çok. Böyle söyleyebilir miyiz? Evet, aynen. Öncü bir şehir oldu. Aynen. 2014 yılında aslında başvurmuş şansım başkan olumsuz gelmişti. Evet. Dedim ki biz burada eğer olumsuz geldiyse biz bunların diline demek çeviremedik. Hemen akademik dünyayla çalıştık. Evet. UNESCO'nun daimi temsilciliğine gittik. Paris'e gittik. Önce raporladık. Evet. Bu tek başına malzeme, mesela bir analık kızlığı yaparken veya ufak köfteyi veya yuvalamayı yaparken malzeme değil, hikayesini anlatacaksın. Mesela bizim yuvalama bayram yemeği. Her gün, her Ramazan sabahın fakir, zengin hiç fark etmez herkesin evinde bayram namazından sonra gelince yuvalama var. Bunun hikayesini anlattık. Yani UNESCO her yemeğin hikayesi, düğün yemeği hangisi, hocam bize... bayram yemeği hangisi, kelle paça, evet. Mesela niye kelle paça, niye beyran var, evet. İçindeki ürünler ne, bunun hikayesi ne? Önce bunu akademik anlattık. Evet. Sonra da UNESCO'nun ana binasına gittik, dediler ki Dede Korkut günleri, o günde büyük şehir olarak gittik, tattırdık. Önce ağızlarını yaktık. Ağızlarını yaktık. Sonra baklavayı yedirdik, tatlandırdık. Sonra menengiç, evet, kahvesiyle de dinlendirdik. Baktılar ki başka bir lezzet var. Evet. O lezzet bizi bu ağa girdirdi. Bu ağa bizi çırağını yaptırdı. Çırağını yaptıktan sonra San Sebastian'da yeme içme işi finansın olduğu yerde oluyor. Ekonominin olduğu yerde oluyor. Evet. Dünya nereye gidiyor? Nerede ne tadıyor? Ben dedim ki ya bir kadın başkan geldi yeme içme işi uğraşıyor demeyin. Bu istihdam demek, bu ihracat, bu ekonomi demek. Bu genç işsizliğin önlenmesi demek, bu hizmet sektörünün gelişmesi demek. Şimdi esnaf ne demek istediğimi çok daha iyi anladı. Benden daha çok sahiplendi. Yani çok güzel bir atmosfer oluşturdu. Yani kendi dalında Nobel aldı aslında. Evet, evet. Bize de anlatır mısınız hikayesini rica etsem Sayın Başkan? Şimdi tabii bunu oluşturunca gastronomide gastro şovlar çok önemli. Bizim hemen gastro Antep'te bir döngüsel sistem kurduk. Dedik ki artık San Sebastian'da ne konuşuluyorsa burada da konuşulacak. San Sebastian'da kim gidiyorsa o da gelecek. Evet. Kraliçenin pastacısı, Trump'ın aşçısı da geldi. Öyle mi? Acayip yani, o kadar milyonlarca insan geldi. Gastronomi bölümünün puanı yükseldi. Öyle güzel bir altyapı hazırladık ki biz buraya. Herkes buradan söz etmeye başladı. Fakat bu sonuç. Dedim ki eğer senin iyi biberin yoksa, iyi salçan yoksa, iyi domatesin yoksa, çünkü domates domates gibi kokmuyor. Biber ağzını yakmıyor. Annem rahmetli derdi ki bir yemek dediğinde eğer acısı yoksa hasta yemeği derdi. Ağzın tatsız, yanacak. Tatsız tuzsuz gibi mi geliyordu, evet, yani? Ağzın yanacak yani. O yüzden burada o biberin getirdiği, biber dediğin şey metabolizmayı hızlandırıyor, yağ eritiyor aynı zamanda. Evet. Zayıflatmaya etkisi var. Evet. Elindeki ürünü nasıl pazarlayacaksın? O kadar önemli ki. Başa döndük. Tarım okulunu açtık. Tarım kooperatiflerini kurduk. Kadınları buraya aldık, çalıştırdık. Şimdi kadın kooperatifinde hem eğitiyoruz, hem ticarileştiriyoruz, hem dijital anlamda pazarlıyoruz. Bütün ürünlerimizi susuz, yeni bir teknoloji var. İçindeki suyu çekiyoruz, paketliyoruz. Mesela artık çocukların bu jelibon falan yemesine gerek yok. O paketin içerisinde gerçek organik meyveler var. Bu teknolojiyi oraya getirdik. Bir taraftan Kalkınma Ajansı ile çalışıp oradan fonladık. Bir taraftan GAP'la çalışıp oranın soğuk hava deposularını yaptık. Buradaki döngüsel sistemde sumak yapacağız. Sumak bulamadık. Narın, mesela bizim Oğuz elinde nar çok önemli ama o bölgeye ait ata tohumu. Biz ürettik. Çiftçiye dağıttık. Evet. Oradan çıkan ürünün nar ekşisinin rengini, tadını ne kadar farklı olduğunu gördü. Organik. Çünkü öbüründe basıyorsun işte sentetik tatlandırıcıları, renkleri, başka bir şey çıkıyor. Bunun hepsi orijinal. İçindeki tek kabuğu çıkarıyorsun. Öyle güzel bir renk, öyle güzel bir aroma, öyle güzel bir tat var ki. Millet bunu tatmaya başladı. Mutfak sanatları merkezi açtık. Biraz önce nasıl tarihi sanatla birleştirdiysek, evet, bu sefer de yemeği sanatla birleştirdik. Geliyor, Çingene kızı sana bakarken mutfak sanatları merkezinde bu yemeklerden yemek yiyorsunuz. Bir taraftan kutlu kumaştan
Gügal'la ve Karaca'yla çalıştık. Dedim ki şu tasarımcılarınızı getirin, müzeleri dolaştırın. Orada zaten bir tasarım için o kadar ilham kaynağı var ki bunu porselene koyalım dedik. Şimdi Karaca serisi Zeugma'da yok satıyor. Şu anda ekranda olan Sayın Başkanım hangi yemek oluyor? Yuvalama mı? Yuvalama. Şiveydiz mi? Bakalım bir. Bakalım ekrana hangi görüntü? Bu nanenin %80'i de Gaziantep üretiliyor. Öyle mi? Nizip bölgesinde üretiliyor. Nizip'te Gaziantep. Şu anda bu yapılan ufak köftenin yoğurtlusu. Ufak köftenin yoğurtlu. Adı böyle mi? Bir de salçalısı var. Ama yoğurtlu yemek dışarıda yapmak çok zor. Yoğurt anında kesiliyor. Ve şehirde 2 milyon gurme var. Herkes annesinin dolmasını istiyor. Öyle yemek beğendirme kolay değil. Şehir beğenirse dünya beğeniyor. Zaten söylüyor olmamış başkanım diyor. Söyle. O yüzden burada özellikle şefler çok iyi yetişti. Evet. Hijyen çok önemli. Biz bu pandemi döneminde her yer fıstık gibi, her şey fıstık gibi diye bir sertifika programına geçtik. Bütün lokantalarda tek kullanımlara geçtik, eğitim verdik. Evet. Ve ben tek tek gittim, onlara bu sertifikayı kendi elimle verdim. Müşteriye nasıl davranılacak, ne kadar yakınlaştırılacak, burada nelere dikkat edilecek? Bunların hepsinin eğitimini verdik. Bakın görüyorsunuz. Nohut bu bizim nohut dürümümüz. Evet. Nohut dürümü de tok tutar. Nohut dürümü. Evet, aynı zamanda. Et yerine nohut. Bitkisel proteindir. Protein. Ve bizim o coğrafyanın en önemli yemeklerinden biridir. Çok da lezzetlidir. Sizin Gaziantep'e gelip tatmanız lazım. Gaziantep'e gelesin. Zaten orayı görmem lazım. Evet, kesin. Kesin farz oldu artık. Evet, orayı siz o kadar güzel anlattınız ki. Yani insanın böyle içi gidiyor. Sayın Başkanım, o da lahmacun. Acılı mıdır o? Evet, şimdi ben bu lahmacuna geçen İtalyanlar gelmişti. Dedim ki vallahi bizim pizza, sizin pizza, bizim lahmacun sizin pizzadan çok daha ince. Mesela pizzanın hamuruna bakın, çok daha kalın. Evet. İncecik. Daha da önemlisi bizimkinin içerisinde sarımsak ve zebzeli. Bizim mesela Antep lahmacununda sarımsak var. Biz dönemsel olarak sonbaharda bir de soğanlı lahmacun yaparız. Ama içine ceviz ve nar ekşisi koyarız. Hmm. O yüzden o lezzet, o soğanın ağır kokusunu alan şey içindeki nar ekşisi. Nar ekşisi onun içine girince o soğandaki o hem koku gidiyor hem ağırlık gidiyor. Aroma değişiyor. Evet. Bunların hepsi Antep lahmacunu olarak karşına çıkıyor. Şehre gelince bu lahmacunu tatmadan kimse gitmiyor. Evet, şimdi Gaziantep mutfağını çok iyi bilen biri dışarıda yemek, bu Gaziantep'teki çorba değil. Ben orada böyle yememiştim. Deniyor. Diyor, değil mi? İster istemez. Hangi çorbayı da Sayın Başkanım'a çok meşhur. Türkiye'nin her yerinde yapıyorlar ama onu Gaziantep'te yemek lazım. Bizim çok önemli birkaç tane öz çorbamız var. Aslında bizim yuvalamaya çorba deniyor. Aslında evet, yuvalama çorba değil. Yuvalama bizim ana yemeğimiz. Çok zor yapılıyor. Saatlerce yuvalanıyor. Çorba deden 10 dakikada pişer. Buna saatlerce yuvalıyorsun. Beyran'dı galiba. Beyran. Et paça. Evet. Beyran o da çok özel. O da ateşin üzerinde kemik suyuyla sabaha kadar kısık ateşte yapılarak yapılıyor. O lezzet de emek istiyor. Emek olmadan lezzet olmuyor. Bu ana tohumu olmadan o lezzet olmuyor. Ustaların becerisi, annelerin becerisi olmadan o görsel olmuyor. Yani tam bir bütünün parçası var orada. Biz böyle bol bol yemek konuşunca acıktık galiba. Evet. Bir şey çıktı ortaya. Evet. Ve Gaziantep'in tarihi dokusu da çok önemli dedik. Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rum Kale. Evet. Ve Aşağı Fırat Havzası tarihe turizme kazandırılması projesi vardı. Takip ettiğim kadarıyla. Bunda son durum nedir Sayın Başkanım? Çok iyiyiz. Tesislerimizi tamamladık. Rum Kale'de çok güzel bir cam terası yaptık. Evet. Rum Kale'nin üzerinde Roma dönemine ait eserler vardı. Kültür Bakanlığı hepsini restorasyonunu yaptı. Rum Kale'ye ulaşımı kolaylaştırmak için bir teleferik projemiz var. Bir sahil düzenlemesi yaptık. Su sporları festivalini orada yapıyoruz. Cam terasta bütün Fırat'ı görüyorsunuz. Evet. Geldiği zaman Fırat'ın bir balığı var. Somon balığından daha kaliteli. Yani Fırat'a gelmeyen birisi o balığı da tatmamış durumda. Cam terasının orada o balığı tattırıyoruz. Yemek istediği lezzeti tattırıyoruz. O görsel, o tat bizi başka bir yere götürüyor. Cam teraslar her ilde olabilir, herkes yapabilir. Ama siz Fırat'ın önünde bunu yapıyorsanız, önünüzde. Mesela ben Almanya'da ve Amerika'da, Amazonlarda gördüm. Herkes biriyle yarışıyor. Cam teras yapmış, Nevada'da var. Bana gel, bana gel. Biz dedik ki, bizimkini gösterdik. Vallahi uzaklarda aramayın, buraya gelin.
ne Amerika'ya ne Almanya'ya gitmeye gerek yok. En güzeli bizde var dedik. O yüzden tanıtımla ilgili eksiğimiz var. İnşallah bunu da siz de tamamlamış olacağız. İnşallah. Bir de Bodrum evleri modeli alındı. Evet. Diyebiliyorum değil mi? Rumkale için Rum mi? Rumkale'nin üzerinde. Rumkale'nin üzerindeki evlerde Bodrum evlerinin modeli var. Bodrum evi o zaman çok daha şahane. Hem tarihi, evet, hem kültürü, evet, hem gastronomi şehri, spor, aynen, şehri de olacak mı Gaziantep? Spor şehrinde de şöyle bir şey var. Sağ olsun valimiz gelir gelmez hemen spor şehri Gaziantep'te Gençlik Spor Bakanımızdan çok yüksek destek aldık. Fare hemşerimizi yaptık. Meclisten karar aldık. Evet. Yüzme bilmeyen kalmasın dedik. Çok sayıda havuz yaptık. Spor ulaşılabilir kılmak için küçük büyük büyük tesisler değil. Almanya modeli. Ulaşılabilir, erişilebilir. Küçük tesisler. Taramalar yapıyoruz çocukları. Bu çocuğun hangi spor dalına yeteneği var? Bu çocuk yüzmede mi başarılı olabilir? Bireysel sporlarda mı? Takım sporunda mı? Futbolda mı? Baskette mi? Çünkü çocuğun genetik getirdiği bir miras var. Evet. Tarayıp anneleri, babaların buna göre bilinçlendirip bunları o kümeleştirip onlara fırsat vermek gerekiyor. Malzeme desteği istiyorlar mesela bu işi amatör sporlardan başlayarak Gençlik Spor Bakanlığı ile yapınca şu anda yüzme bilmeyen kalmasın dedik. Herkes yüzmeye başladı. Şu anda biz yaklaşık 2 yılda Gençlik Spor Daire Başkanlığı'nı kurduk. Büyükşehir bünyesinde kurumsal kapasitenizi de buna uygun hale dönüştüreceksiniz. Yaklaşık 2 yılda 500 kupa aldık. 2 yılda 500 kupa. Evet, olağanüstü bir şey. Olağanüstü. Şunu gördüm. Neye önem, neye fırsat verirsen, neye dokunursan bu millet acayip başarılı. Gerçekten öyle. Bize düşen şey onlara yol açmak, ön açmak, önündeki taşları temizlemek ve fırsat vermek. O fırsat bizi zaten muhteşem bir başarı hikayesine götürüyor. Amatör gruplara da destek oluyor musunuz bu anlamda? Mesela şimdi şu anda 400 amatör okulun takımına malzeme desteği vereceğiz önümüzdeki hafta. Çocukların istediği malzeme desteği. Çocukların istediği ulaşılabilir küçük spor tesisleri. Okulların orada halı sahadan tutun top oynayacağı mekanları sağlamak gerekiyor. Malzeme desteği vermek gerekiyor. Çalışıyoruz. Peki canlı dostlarımızı da unutmuyorsunuz değil mi? Evet, onları hiç unutmuyoruz. Bizim doğal yaşam dediğimiz çok özel bir mekanımız var. Yine benden önce başlamıştı. Biz geldikten sonra Safari Park'a açtık. Birbiriyle uyumlu bütün hayvanların birlikte yaşamasını sağlamak için kafesleri kaldırdık. Birlikte yaşıyorlar. Size göstermemiz lazım. Gerçekten doğal yaşam alanı. Hiç böyle kavga etmeden. Yok, yok. Gayet uysal bir şekilde. O kadar güzel örnekler var ki orada. Evet. Şimdi tabii bu pandemi süreci en çok o can dostları dediğimiz hayvanlarımızı beslememizi ihtiyaç getirdi. Kedi besleme, köpeklerimizin aç kalmasını önleyecek sistemler. Şimdi yeni bir sisteme geçiyoruz. Gastronomi şehri olunca çok fazla yemek atığımız var. Evet. Bunların hepsini mamaya dönüştürüyoruz. Çünkü bütün sivil toplum örgütlerine biz mama desteği veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak. Belediyeler Birliği'nin açtığı protokolle veterinerler odamızda. Şimdi diyoruz ki kendi mamamızı kendimiz üretelim. Şu anda Denizli'de burada çalışan bir makine var. Onu konuştuk arkadaşlar hemen alıyorlar. Hem organizenin içerisinde çok fazla yemek atıklarımız var. Hem şehrin ortasında otellerin olduğu bölgede. Oralarda biz bu makineyi koyacağız. Hem kendi belediyemizden çıkan atıklar var. Bunları mamaya dönüştüreceğiz ve daha fazla mam üreteceğiz ki aç kalmasınlar, maliyetler düşsün, verimlilik artsın. Kedi evleri desteği de veriyor musunuz? Veriyoruz. Ya da mesela parklara. Eski sandıkların hepsini, eski seçim sandıklarının hepsini aldık, boyadık, kedi evi yaptık bunları. Talebe göre mi yapıyorsunuz Sayın Başkanım? Bizim orada çok güzel bir başkanımız var. O talebe göre hemen elinde ne var? Onları hızlı bir şekilde mesela seçim sandığını boyayıp da kedevi yapma olağanüstü bir şey, zaten atılacak, zaten kırılacak, zaten yakılacak. Evet. Sen onu alıyorsun, boyuyorsun, kedi besleme odalarına koyuyorsun ve oralarda başka bir model geliştiriyorsun. Çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Bu iş takım işi. Doğru, yetişmiş insan gücü işi ve aşkla çalışma işi. İşini severek yapma işini. İşini severek yapma işi, doğru söylüyorsunuz. Ama onların yolda efendim kaza yapmaları, yaralanmaları, trafik kazası geçirmeleri hususunda ambulans desteğiniz oluyor mu? Şöyle ya da yaptık, ihbara göre mi gidiyorsunuz? Şöyle yaptık. Oradaki sistemimiz şu. Bizim veterinerlik bölümümüz yok. Evet. Bizim bölgede veteriner fakültesiyle anlaştık. Evet. Eğer bir kaza geçirdi mesela bel kırıldıysa bizim veterinerlerimiz o büyük operasyonlara yapacak altyapıları yok.
Makine evet. ekipman olarak evet. altyapıları yok. Hemen akademik destek gerekiyor. Çok hızlı oraya yetiştiriyoruz ambulansımızda. Hava ambulansı gibi düşünün. Evet. Bizim hayvanlarımızla ilgili ambulansımız var. Hemen yetiştiriyoruz. Eğer kendi belediyenin kendi içinde değil de şehrin kendi içinde hizmet alımı gerekiyorsa hemen orada hizmet alımı yapıyoruz. Yan komşuya başka bir ile gitmemiz gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bunun sonunda o can nasıl hasta bir insan acil tedavi gerekiyorsa ne yapılması gerekiyorsa yapan bir irade varsa aynı irade yerel yönetimlerde de var. Şu an bunu yaptığımız zaman protokoller hazırladık, imzaladık, veterinerler odasıyla çalıştık. Çok sayıda hayvanımızı kurtardık. Mesela bu son kar olaylarını biz de gördünüz. Mesela 40 dakikada 1 metre kar yağdı. 50 yıl önce. Bu aslında küresel ısınmadan da kaynaklanıyor. İklim değişikliğinden kaynaklanıyor. 40 dakikada 1 metre kara kurumsal kapasite ne kadar güçlü olursa olsun alttan kalkman mümkün değil. O zaman hayvanlara ulaşmada sorun yaşandı. Hayvanlar mesela bir karaca annesi karşıdan karşıya geçirirken annesi öldü, yavruyu aldık. Hemen başkanımız aramıştı, İstanbul Belediye Başkanımız. Ambulansla getirdik, hayvan donmak üzereydi. Hemen kendi sistemimizde, o acil hayvan hastanemizde hayvanın ısınmasını sağladık. Şu an iyileşti. Bunun gibi yaklaşık 154 hayvanı. Takibinde yapıyorsunuz tabii, aynı tabii, zamanda. Tabii bizim orada 6 tane veteriner var. Evet. 150 dönümlük yeni bir doğal yaşam alanı açtık. 15 dönümde de içinde tıbbi cihazlar var. Ameliyathaneler var. Veterinerlerimiz var. Küçük operasyonları yapıyoruz. Daha büyük operasyonlarda da dış destek alıyoruz. Şimdi yeni o yapacağımız çalışmayla da Tarım Bakanlığımızdan da bu desteği alıyoruz. Bunu yapmamız lazım. Sorun ama şu, bunu konuşmamız lazım. Yasa çıktı. Artık onlar mal değil can. Evet. Kuşkusuz. Herkesin, yerel yönetimlerin buna bütçe ayırması lazım. Barınaklar yapması lazım, desteklemesi lazım. Hayvan hakları ile ilgili uğraşan kardeşlerimizle birlikte yoğun çalışmamız lazım. Fakat onlar diyor ki hayvanı al, aşıla, küpele, kısırlaştır ve doğaya yeniden sal. Doğaya yeniden sal dediğin şey şehrin merkezi değil. Şehrin merkezine yeniden saldığınızdan çeteleşiyorlar. Hele tehlikeli türler var. Biz Asiye'de yaşadık. Hayvanla birlikte yaşamaması, ağzını burnunu sürekli kapatmak gerekiyor. Bunların rehabilite edilmesi gerekiyor. Bu uzmanlık istiyor. İşte bizim o gün o yaşadığımız olay, eğer Ömer Hoca olmasaydı, Cumhurbaşkanımızın müdahale olmasaydı şu anda kısmi felç geçirmişti ve belki de ölmüştü. Çok hızlı müdahale edildi. Şimdi sen Avrupa'ya gidiyorsun, Amerika'ya gidiyorsun, bir tane sahipsiz hayvan ben görmedim. Yok. Burada hepsinin sahibi var. Evet. Olmaz. O zaman bunların hepsinin sahiplendirilmesi lazım. Eğer bir hayvan alınacaksa barınaklardan alınması lazım. Aşılanmasının, küpelenmesinin, kısırlaştırılmasının takip edilmesi lazım. Bunun doğru yönetmemiz lazım. Hem canları korurken hem çocuklarımızı, aileleri koruyacağız. Mesela benim yürüme alanımda evimden çıkıyorum. Çocuk diyor ki başkanım bisiklet süremiyorum. Karşıma diyor korkuyor. Mesela çocuk kaçınca hayvan da arkasından kaçıyor, sevdiğini zannediyor. Evet, oyun yapıyor zannediyor. O korkuyor, evet. Panikliyor, ne yapacağını bilemiyor. Çok ciddi sorunumuz var. O yüzden ne yapmamız lazım? Bu hayvanları nerede besleyeceğiz? Nerede bunu yapacağız? Bu bir tam şehir planlaması. Evet. Bununla alakalı eğer başıboş hayvanı sen şehrin merkezine gönderirsen çeteleşiyor. Evet. Birlikte dolaşıyorlar. Bu sefer çocuklar korkuyor. Kadınlar yürüyemiyor. Buradan çok ciddi bir şekilde şikayet alıyoruz. Yani ya hem onu diye bir seçeneğimiz yok. İkisini de korumamız lazım. Onları da koruyacağız, onları da koruyacağız. Aklın yolu bir. Yeniden Amerika'yı keşfetmeye gerek de yok. Bunu yaparken bu iş tesis işi, sistem işi, koordinasyon işi ve herkesin birbirine destek olma işi. Hayvanı korurken çocuğu zorlayamayız, çocuğa sıkıntı getiremeyiz. Çocuğu korurken hayvana sıkıntı getiremeyiz. Doğru. İkisi de bize emanet. Emanetin gereğini yapacak yeni metodolojiler, yeni tesisler, yeni sistemler, yeni koordinasyon birimleri gerekiyor. Onların defnedilmesi için vefat durumları var. Bir hayvan mezarlığı. Yine biz bu hayvan için... mezarlığımız var. Öyle mi? Hayvan mezarlığımız var. Her ilde var. Olmuyor çünkü yanlış biz başladık. Ya. Belediyeler Birliği olarak da bunu teşvik ediyoruz. Hayvan mezarlığımız da var. Çünkü çocuklar gidip ziyaret etmek evet. istiyorlar, görmek evet, evet. istiyorlar. Evet, hayvan olarak. Mezarlığımız var. Peki Gaziantep bekleyen güzel projeler, güzel müjdeler de var mı? Buradan evet, paylaşalım. Evet, önümüz çok aydınlık.
dönemsel üzüntülere, yaşanan sıkıntılara bakmayalım. Bir dünyanın 10. ekonomisi hedefine kilitlenelim. Dünya çünkü çok zor bir dönemden geçiyor. Amerika huzur evindeki yaşlarını toplayamadı. İngiltere tır şoförü bulamadı. Lojistik sistem çok büyük zorluk yaşadı. Enflasyon bütün dünyada en büyük sorun. Mesele bunu yönetme iradesi. Şimdi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz yapması gereken her şeyi yapıyor. Allah'ın izniyle bu en zor dönemde en az zararla çıkacağız. Ama şehirlerin de kendini geleceğe hazırlaması lazım. İşte bu söylediğimiz, biraz önceki konuştuğumuz konular kültür sanat, spor, yeşil, hayvan hakları bizi birleştiriyor. Bu birleşen alanlarda tematik çalışıp hep birlikte şehri geleceğe hazırlamamız lazım. Artık şehir ekonomisi dediğimiz şey bu mekanizmalardan oluşuyor. Evet, doğru. Şehir ekonomisi kültürel mirasa sahip çıkıp daha fazla insanı oraya getirip şehrin ekonomisini güçlendirmeden geçiyor. Dijitalleşmeden geçiriyor. Dekarbonizasyondan geçiyor. Bunların hepsi üzerinden geleceğe dair söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var. O yüzden Hazreti Mevlana'nın söylediği barış kalpte başlar diyor. Yunus Emre'nin diliyle, Hazreti Mevlana'nın diliyle bizim geleceği inşa etmemiz gerekiyor. Bizim medeniyet kodlarımız, sevgili Peygamberimizin veda hutbesindeki bize bıraktığı iyi insan olma, faydalı insan olma, medeniyet kodlarına dönüp bunun gereğini yapma, sosyal adaleti, sosyal barışı sağlama, bizim en büyük üzerimizdeki görev. Bunu yaptığınız zaman hem gönül belediyeciliğini tesis etmiş oluyorsun, doğru, hoşgörüyü, empatiyi, sevgiyi, muhabbeti, kardeşliği tesis ediyorsun, hem de şehrin huzurunu, mutluluğunu tesis ediyorsun. O halde diyorum ki ben de Gaziantep'te yolunuz açık olsun. Çok teşekkür Başarılarınız ederim. Başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sağ olun. İyi ki sizi tanıdık. Sağ olun. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Efendim, Başkanlar Konuşuyor programının sonuna geldik. Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin stüdyo misafirimizdi. Haftaya farklı bir konuğumuzla buluşmak dileğiyle, unutmayın, Başkanlar Ülke TV'de konuşuyor. Mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.